Merhaba, dördüncü hafta geldi. Yarısını bitirdik, yarısı kaldı. Kanala abone oldunuz mu? Olmadıysanız lütfen kanala abone olunuz ve bildirimleri de açmayı unutmayınız. Birlikte 6 haftayı güzel güzel tamamlayalım. Bugün bir sandalye desteği alacağız. Her yerde bulabileceğiniz, evinizdeki herhangi bir sandalye, puf, biraz yüksek bir sehpa, hepsi olur. Hazır mısınız? Cüt! Başlıyoruz. Birçok yorum geliyor. Squat yaparken dizlerim acıyor, oturamıyorum, fazla kilom var, ne yapmalıyım? 1. Açıyı biraz küçük yapacağız. Bunu ayarlayabilmek için bugün sandalyemiz var. 2. Geriye oturmayı hissetmek için sandalyemiz var. 3. Tekrar sayılarını çok yoğun yapmayacağız. Ve kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Çok konuştum bugün. Hadi başlıyorum. Yan döndüm ve kollar istediğim yerde olabilir. Ben öne doğru uzatacağım ve sandalyeye biraz oturur gibi yapacağım. Biraz değdirdim kalçamı ve kalktım. Nefes al, ucuna oturur gibi vazgeçtim kalktım. Ve kalkarken nefes ver ve kalçayı ileri doğru biraz it. Ayaklar paralel, dizler paralel ve karşıyı gösteriyor. Ve eğer dizim acıyor, buraya kadar bile inemiyorum diyorsan kendini çok fazla zorlama. Eğer iyiyim diyorsan şimdi kalçayı tam değdirmeden tekrar kalk ve geriye iyice otur. Sandalyeye tam oturacaksın gibi son kez ve haydi otur rahatla. Şimdi sandalyeyi döndüreceğim. Biraz kol çalışması da ekleyeceğiz. Sandalyede böyle geriye yaslanıp tamamen rahat bir pozisyonda oturmuyorum. Dik oturuyorum. Ve ayakları yere koydum. Kollar düz. İki yanda avuç içleri geriyi gösterirken havayı geriye doğru ittiriyorum. Kollar düz. Geride sanki bir şey var, bir pompa var, onu sıkıştırıyorum. İt iyice. Boş bir sallanma değil. İt, hisset. Tricepsler, çok sevdiğimiz o tuzluklar. Arkaya doğru gittiğinde hissedeceksiniz kolları. Ve son kez. Geldi. Kollar yanda, omuzlar kulaklara doğru çıksın, çıksın, çıksın ve indir, bastır aşağıya. Birçoğumuz bu günlük sıkışmalar nedeniyle omuzun bu hareketini çok fazla yapamıyoruz. Yani yukarı çıkma kısmı var da aşağıya indirip bastırmakta zorlanıyoruz. Hatta istersen ellerini de yere doğru paralel yap ve bastır aşağı bu sefer. Havayı aşağı ittir, kulaklara yaklaştır. Bu bana ne, bana ne? Bana ne, bana ne? Ve geldik. Şimdi kolları ileri uzattım. Bu sefer ileride bir şeye uzanıp almak istiyorum ama göğsümle uzanmıyorum. Bedenim sabit ve geriye çek, kürekleri sıkıştır. Ve ileri ve geriye çek, kürekleri sıkıştır. Döneyim bir yandan, siz dönmeseniz de olur. Gönder ve geriye çek. İki tane daha. Geriye çek, hop, son kez. Geriye çek. Bırakma. Kollar bu sefer tavana. Ve bana ne bana neyi bu sefer burada yapıyoruz. Kollar yukarıdayken omuzları hareket ettirmek dirsekten bağımsız zor geliyor olabilir. Düşün, burada epey zihin devrede olmalı. O kaslara komut verebilmelisin. Uzan uzan uzan, sanki bir şeyi tuttun ve onu aşağı çekiyorsun ama dirseklerinle değil. Son kez ve geldik. Güzel bir omuz kol çalışması. Ve sandalyeyi döndürdüm. Ayaktayım. Nefes alıp kollarla tavana doğru uzadım. Nefes verirken başımdan itibaren bir suya dalıyor gibi. Gel, sandalyeyi tut. Dirsekleri bük. Ve arka bacakların esnediğini hisset. Ve sandalyeyi iterek yukarı doğru yine yuvarlanmaya başla. Tek tek yukarı kalk. Tekrar uza. Ve dalıyor gibi tut sandalyeyi, bük dirsekleri ve şimdi it sandalyeyi yere doğru ve in. Tekrar it sandalyeyi yere doğru ve in ve ver nefes, al son kez ve ver nefes, yukarı doğru tekrar roll up. Matımızın başında ayakta duruyoruz ve tekrar kolları yukarı kaldırdım. Roll down yapıyorum. Bu sefer sandalye yok. Eğer
Zorlanıyorsan dizleri bük, elleri yere koy. 4 adımda bir plank pozisyonuna git. Ve buradan bas topukları it elinle yere. Ve tekrar gel plank pozisyonuna. 3 tane yapacağım. Ve son kez. Ve kal bekle 15 saniye. Boynunu aşağı düşürme, yukarı it, kalçanın hizalanmasına bak ve karnını hisset. Ve koydum dizleri, çocuk pozu. Sırt üstü yattım. Ellerimi kenetliyorum, başımın arkasına koyuyorum. Dirsekler göz hizasında açık. Ve nefes ver yine, kürek kemiklerinin arkasına kadar bükül. Ve devam. 6 tane yapacağım. Nefes ver her seferinde. Boynunu çekmediğinden emin ol. Karnınla kalk. Ve geldim. Yattım. Şimdi kahvede böyle oturuyor gibi. Bacak bacak üstüne atmışım gibi. Dizle çapraz el başın arkasında. Diğer el yerde. Ver nefes kalkıp o dize doğru dönüyorum. Dirseğin dize değmesi gerekmiyor. Yalnızca kalk ve uzan kürek kemiğin üstünde. Yerdeki elinden destek alabilirsin. Ama boynunu çekmek yok. Yattım, bacak değiştiriyorum. Dirsek açılıp kapanmasın. Her kalkışta ver nefes uza. Ve uza. Yalnızca boynunu kaldırma. Karın kaslarının yan kısmının sıkıştığını hisset. Biraz katlansın. Ve son kez. Geldim ve yattım. Şimdi hemen yana dönüyorum. Side plank. Bu sefer üstteki bacağım öne, alttaki bacağım arkaya. Dirseğimle omzum aynı hizada. Kendimi kaldıracağım. Ve eli beli koyabilirsin. Eğer çok zorsa birazcık yerden parmaklarına destek alabilirsin. 15 saniyede burada kalıyorum. Ve başımdan ayağıma kadar bir çizgideyim. Uzuyorum. Uzadıkça uzuyorum. Güzel şeyler düşünüyorum. Gülümsüyorum. Umarım hakkı zamanı tutuyordur diyorum. Tutmuyor musun? Tutar tutar. Haydi. Devam. Nefes al ver. Ve birazdan ineceğiz. Titre. Güzel titreme onlar ve indik. 15 saniye bile fazla geliyorsa süreyi kısaltarak başlayabilirsin. Diğer tarafa döndük ve kalktık. Leğen kemikleri bir çizgi halinde ve karşıyı gösteriyor tavana ya da yere döndürme. Göğüs de aynı şekilde, bacaklar tek hizada. Çok kolay diyorsan kolu açabilirsin. Zor diyorsan parmağınla biraz destek olabilirsin. Ya da belinde tutabilirsin. Burada omza dikkat, omzun içinde çökme, it yukarı. İt ve nefes al ver. Güzel şeyler düşün. Yavaş yavaş vücudun tüm yan kısmını çalıştırmaya alışıyoruz. Oldu mu Hakkı? 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye diyor ve indik. Çok güzel. Ve yatıyorum sırt üstü. Kolları iki yana açtım, dizleri büktüm. Bir sağa bir sola dizleri göndereceğim. Bunu yaparken rahatsan eğer, bunu rahatça yapabiliyorsan üstteki dizi biraz daha öne doğru itmeyi düşün. Fakat dizler yere değmiyorsa önemli değil. Önemli olan rotasyonu hissetmen, bu twist'i hissetmen. Burada da kalıyorsa okey. Devam et ama bırakma. Ve son kez bakışlarını öbür tarafa döndürebilirsin. Ve merkeze gel. Hop! Kalktık. 4. haftayı da birlikte tamamladık. Videoyu 3 kez başa dönüp tekrarla. Bu haftanın videosu bu. Ne yapıyorduk? Haftada minimum bu videoyu 3 kere yapıyoruz. Video 3 kez, haftada 3 kez. Unutma. Kanalıma hala abone olmadıysan abone ol. Videoyu beğendiysen beğene bas ve arkadaşlarınla paylaş. Önümüzde 2 hafta daha var. Yalnızca 2 hafta kaldı. Kendini daha iyi hissedeceksin. İyi beslenmeye, özen göstermeyi de unutma. Görüşmek üzere. Haftaya kadar uygulamalarını tamamla. Bye bye.